Herkese merhaba, acayip tariflere hoş geldiniz. Bugün gerçekten de acayip bir tarifle karşınızdayım. Kuru fasulye pastası yapacağız beraber. Gördüğünüz gibi 2 su bardağı kuru fasulyeyi ıslatıp haşladım. Benimki biraz fazla haşlandı. Ve rondodan krem kıvamına gelene kadar çekiyorum. Hiç pürüz kalmaması gerekiyor. Çünkü kabukların kek yerken ağzımıza gelmesini istemiyoruz. Karıştırma kabıma 3 tane yumurtayı kırıyorum. Burada kızım bana yardım ediyor. 1,5 bardağı toz çekirdeği üzerine ekliyorum ve çırpmaya başlıyorum. Her klasik kekte olduğu gibi önce yumurta ve şeker iyice beyazlaşıp kabarana kadar çırpılıyor. Üzerine haşlayıp çektiğim kuru fasulyeleri ekliyorum. Ve pirinç unu ekliyorum. Benim pirinç unum böyle tek tek paket çıktı. Bunlar 35 gramlık paketler. 2 paketi ekledim. Üzerine kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip çırpmaya başlıyorum. Ve şimdi 3. paketi ekliyorum. Sıra geliyor cevize. 1 su bardağı iri kıyım cevizi ekliyorum. Üzerine yine 1 paket pirinç unu ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Biraz karıştırdıktan sonra son paketi de ekliyorum ve toplamda dediğim gibi 175 gram pirinç unu girmiş oluyor. Kalıbıma karışımımı döküyorum. 180 derece sıcak fırında kızarana kadar pişiriyorum ve soğumaya bırakıyorum. Kekim soğurken ben de çikolata sosunu hazırlayacağım. Sos tencereme mısır nişastası, kakao ve 3 yemek kaşığı şeker ekliyorum. 1,5 bardağı da süt ekleyerek güzel bir çikolata sos hazırlayacağım. Bu pastanın en güzel özelliği içinde un olmaması. Un olmadığı için de gluten içermiyor. Yani gluten intoleransı olanlar ya da çölyak hastaları bu pastayı rahatlıkla tüketebilirler. Ben çikolata sosunu kekimin üzerine dökmeden önce mümkün mertebe ılıttım. Kekim soğuk, sosum ılıktı ve bir gece dinlendirdim. Şimdi kalıptan çıkarıp süslemeye başlayacağım. Süsleme konusunda elinizdeki bütün malzemeleri kullanabilirsiniz. Şayet ben de öyle yaptım. Elimde bu sıkılan kremalardan vardı. Krem şanti bu. Bu döktüğümde pirinç patlağı inci görünümü verilmiş. Pirinç patlağı. Biraz da Antep fıstığıyla renklendiriyorum pastamı. Ve son dokunuş olarak da üzerine bir böğürtlen koyuyorum. Görüntü gerçekten muhteşemdi. Tadı da öyle. Yiyen herkes kestaneli zannetti ama kuru fasulye olduğunu kimse bilemedi. Söylediğimde de herkes çok şaşırdı. Umarım siz de bu tarifi denersiniz ve düşüncelerinizi benimle paylaşırsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.